15 Temmuz'da hain FETÖ tarafından başarılamayan askeri darbe maalesef 20 Temmuz'da sivil darbe olarak karşımıza çıktı. Ve AKP eliyle FETÖ'yle mücadeleden ziyade muhalif kesimlere karşı bir cadı avına döndürüldü. O hal ne acı ki ülkemize ekonomik çöküş, belirsizlik ve işsizlik ortamı getirdi. O halde hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ayaklar altına alındı. Hukuk tek adamın inisiyatifine bırakıldı. Öyle ki Adalet Şurası bile Beştepe'deki sarayda yapıldı. Geçmişe baktığımızda görüyoruz ki her darbe kendi hukukunu yaratmış. 20 Temmuz darbesi de şimdi kendi hukukunu yaratma çabasında. 31 tane OHAL KYK'sıyla 124 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edilmiş. 118 binin üzerinde kamu çalışanı açığa alınmış. 33 bin öğretmen, 8 bin akademisyen ihraç edilmiş. 35 binin üzerinde sosyal medya hesabı denetlenmiş. İnsanları adeta fişliyorsunuz iktidarınızda. 234 bin civarında tutuklu ve hükümlü olmuş. 1412 dernek ve 139 vakıf kapatılmış. Şimdi önüne geleni işten at, hapse at, derneği vakfı kapat. Peki FETÖ ile aynı tastan çorba içenlerin, aynı yolda beraber yürüyenlerin, FETÖ'ye istediklerini verenlerin, FETÖ'cüleri devlet kurumlarına yerleştirenlerin hiç mi sorumluluğu yok? Şu kürsüde daha düne kadar gel de bu hasretlik bitsin diye gözyaşı dökenlerin hiç mi sorumluluğu yok? Ama siz kandırıldınız, yanıldınız, aldatıldınız, öyle değil mi? Kısacası sonuç şu: eğer AKP'li bir FETÖ'cüysen yırtıyorsun. Ama AKP'li değilsen, FETÖ'cü olmasan bile sırf muhalif olduğun için o halden faydalanarak seninle ilgili her türlü yaptırım ve ceza veriliyor. Maalesef gelinen nokta bu. Hukuk da bu sizin için, adalet de bu sizin için. Sadece AKP'li olanlara işleyen bir adalet. Ve diyoruz ki biz her zaman hukuk devletini savunacağız. Size inat, sizin hukuk devletini katletmenize, anayasayı yok saymanıza karşı her zaman hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Bunun için genel başkanımız tarihi bir yürüyüş yaptı, adalet yürüyüşü. İşte bunun için sizin hukuku ayaklar altına alan zihniyetinize karşı, bu ülkedeki herkes için adalet dedi, herkes için hukuk dedi ve herkes için o hak, o hukuk, o adalet sağlanıncaya kadar biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Sizin milleti her türlü ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma çabalarınıza karşın biz her zaman toplumda huzur için, barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu güzel ülkem, bu güzel yurdum tek adamın keyfiyetine terk edilemeyecek kadar değerli. Ve bu tek adamın keyfiyetine terk edilemeyecek ülkede sizin çadır devleti kurmanıza asla ve asla izin vermeyeceğiz. Herkese saygılarımla.